Herkese merhaba. Ben bu videoyu çekiyorum ama bu videoda umarım sorun çıkmaz çünkü arkada kimse bakmıyor şu an. Yani eğer video durursa, tekrar çekmek zorunda kalırsam videoyu çekmem lazım çünkü dayanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Kapaktan da görmüş olduğunuz üzere hem Amazon'dan hem de kitap sepetinden sipariş verdim bu sefer ve Amazon kargom daha önce geldiği için çok heyecanlıyım. 2 gündür açmayı bekliyorum. Kargoların ne zaman geldiğini söyleyeyim mi? Asla hatırlayamayacağım. Ben hafta sonu cumartesi gece yarısı verdim. Evet, cumartesi gece yarısı sipariş verdim. Hafta sonları girdiği için o günleri saymıyorum ve biz şu an çarşamba günündeyiz. İyi geldi yani. Amazon 2 gün önce geldi. Sorun yok. Sadece Amazon normalde bir gün sonra hemen getirdi falan ama sanırım birkaç tane kitabımı tedarikte beklemiş olabilir. Aynı şekilde kitap sepetinde de tedarikte bekleyen kitabım vardı. Sorun yok yani. Güzel geldiler bu sefer. Şimdi hemen açalım. İyi, kapaktan da gördüğünüz ama şöyle. Biri baloncuklarda gelmiş, diğeri de kutuda. İlk kitabımız Uğultulu Tepeler. Uğultulu Tepeler'in galiba filmi varmış sanırım yanılmıyorsam. Ben yine böyle hem film izleyeyim hem kitap okuyayım düşünceleriyle aldım. Can Yayınları'nda biriktirmeye devam ettiğim için artık dedim bir Can Yayınları almaya devam et çünkü daha çok var. Martin Eden'ı hala okumadığım için çok üzüntülüyüm. Yani bu Ekim'den sonra yüksek ihtimalle. Ekim'de de bayağı okuyacağım. Başka kitaplar var. Ondan sonra mutlaka Uğultulu Tepeler'i Martin Eden'ı da okuyacağım. Çünkü ikisini de aşırı merak ediyorum. Martin Eden'ı zaten sürekli karşıma çıkıyor. Uğultulu Tepeler de öyle. Diyorum ki bunların hepsi bir işaret okuman lazım ama gerçekten vaktim yok şu an yani. Başka kitapları okuyorum. Seriler çok uzun. Kitaplar çok uzun ve sıra bir türlü bunlara gelmedi. Çok merak ediyorum. Sıradaki kitabımız Mutlu Prens. Bunu kuzenim söyledi bana. İçinde bir şey varmış. O okumuş ve dedi ki bunu okuyalım abla. Biz onunla böyle onun yaş aralığıyla benim yaş aralığım için kitap önerileri videosu çekmeyi düşünüyoruz. Onun için dedi ki bunu da oku, bunu da önereceğiz. İçinde bir sürü hikaye var. Ben hikaye okumayı da çok seviyorum. O yüzden beğenirim yüksek ihtimal. Yani sıradaki kitabımız aslında diğer kargoya açınca da gösterebilirdim ama yine de göstereyim. Sokak Nöbetçileri. Yani yüksek ihtimal şu kitabı okumayan bir ben ve bir ben kaldım yani. Çünkü 3. kitabın çıkmasını bekliyorum. Niye herkes 3. kitabı çıkmadan okudu bunu? Ne zaman ki ben size ben devam kitabı çıkacak olan serileri okumayı sevmiyorum dedim. Sürekli devam kitabı olan serileri almak çekti canım. Yani ama sürekli yani bir sürü devam kitabı çıkacak olan serilerden aldım. Umarım hepsinin devam kitapları hızlı hızlı çıkar. En azından iyi tarafından bakalım. Sokak Nöbetçileri 3 kitap olacakmış ve 3. kitabı Wattpad'de yazılıyormuş. Ve Wattpad'de de sanırım 1-2 bölüm kalmış. Yani çok da uzun sürmeyecek bekleyişimiz. Bu kaçıncı kitabıydı? Keşke hatırlasam ama. Son Görev diye arkasında. Bu 2. kitabı galiba. Evet. Bir şey diyeyim mi? İçinde posteri var. Ben diğerlerinin de ayraçlarına bakmadım. Kimse hatırlatamayacak da bana ayraçlara bak diye. Ayracı yok sanırım. Ay korktum. Ayracı bunun içindeymiş çünkü. Yarattığın gerçek adalet vicdanın ve vicdansızlığın sesidir Sokak Nöbetçileri. Şöyle iki tarafı da aynı. Kara ayraçları biriktirdiğim için şunu da şuraya koyayım. Posterini göstereyim size. Şöyle. Kocaman bir poster. Ben poster biriktirmiyorum ya. Poster biriktirenler de var. Olsun yine de saklayacağım tabii ki. Çünkü niye saklayayım? Cildin içini göstereyim. Ya böyle hiçbir zaman son olmayacak yazıyor ve içi siyah olanları çok severim. Şömizinin de siyah olmasını çok sevdim çünkü. Bence siyah olan her şey kitaplıkta çok güzel duruyor. Böyle ikinci kitabını da şimdi hemen açıp göstereceğim. Şimdi kitap sepetine geçiyoruz. Tabii ki de geçemiyoruz. Ben ne zamanki bir şey geçiyoruz dediğimde geçemiyoruz. Çünkü bunların ayraçlarına bakalım. Mutlu Prens'in ayracı var yine. Hasan Ali Yücel Klasiklerin hepsinde olduğu ayraçtan var yani. Kendi ayraçları oluyor her kitabının. Ve Can Yayınları'ndakinde yok. Az önce söylediğim her şeyi geri alıyorum. Çünkü Sokak Nöbetçilerinin 2. kitabı buymuş arkadaşlar. Evet çünkü üzerinde 2 yazıyor. Onun üzerine 1 yazıyor muydu? Neyse ki yazmıyormuş. 2. kitabı diğerinden de kalın. Ama biliyorsunuz ki bu tür kitaplar çabuk okunuyor. Ve şu an okuduğum kitap 975 sayfa olduğu için 877'ye sesimi çıkartmayacağım. Ayrıca olabilir bu hayatta. Hemen içini göstereyim. Şömizi şu şekilde. Umarım görmüşsünüzdür. Görmediyseniz üzgünüm. Arkada kimse görüyor musunuz diye bakamıyor. Yine içerisinde posteri var. Bunda şurasında yazı yazmıyor. Sadece çiçek kalmış. Neden? Geçmişini unut. O çocuk artık kurtarılamaz. Külleri savur. Yeni bir yangın. Geleceğini de mahveder. Sadeceler yazıyor altında. Eminim ki okuyanlar anlamını şu an biliyor. Posterini de sizin için açıyorum. Diğeri de böyle miydi acaba? Hem böyle yan kullanmanız için yapılmış bir tarafı, bir tarafı da dikine kullanmanız için yapılmış. Bence güzel düşünce. Eğer yani posterleri çok kullanıyor olsaydım çok hoşuma giderdi. Diğeri de öyle mi bakmam lazım? Ha, diğerinin arkası yokmuş. Üçüncü kitabını da çıkar çıkmaz alacağım çünkü iki tanesini okuduktan sonra üçü zaten beklerken unutacağım yüksek ihtimal. Yine sinirlerim şimdiden bozuldu. Ama yapacak bir şey yok çünkü çok spoiler yedim arkadaşlar. Bakın Instagram'dakiler dikkat edin. Spoiler yemekten artık gına geldi yani. Hani başına spoiler yazın ya. Bu kadar basit bir olay bu.
Az önce video kapandı, sonra telefon kapandı, sonra açtım, sonra çektim, sonra baktım ki çekmemiş. Yapacak bir şey yok. Bu sıralar şey fark ettim, her şeyin üzerinden yapacak bir şey yok deyip geçiyorum. Gerçekten de öyle yani, şu an geriye dönüp bir şey yapamayacağıma göre devam etmem gerekiyor. Tekrardan çekeceğim o kısımları size. İlk defa görüyormuş gibi yapayım mı kitapları? Şimdi arada gidip sürekli kontrol edeceğim. Neyse ki videoyu bitirmeden önce akıl ettim de baktım. Kendimi buradan tebrik ediyorum. Sıradaki kitabımız. Aa, hayatı yeniden keşfedim. Bu kitabı çok merak ediyorum. Çünkü bizim okulumuzda Sakarya Üniversitesi'nde PDR günleri oluyor. O PDR günlerinde gelen birkaç tane uzman bu kitabı önermişti üst üste. O zamandan beri merak ediyordum ama almamıştım. Sonra geçen gün bir eğitimde tekrardan bir hocamız önerdi ve ben de dedim ki tamam, kesinlikle almalısın artık Cennet. Piyasada bayağı indirimliydi, hatırlamıyorum ne kadar olduğunu ama çok övülen bir kitap. Yani beğenmezsem zaten bende sorun var demektir. İçerisinde de örnekler var. Bakın bu çok güzel bir şey çünkü bu tür kitaplarda teorik bilgiye çok karşıma, yani sadece teorik bilgiyi veriyor ve tamam eyvallah deyip gidiyor ya, ben ona karşıyım. O örnekler, işte yaşanmış şeyler daha kalıcı olmasını sağlıyor bence bilginin. O yüzden bu tür kitaplarda bunlar olmazsa ben pek beğenemiyorum. Bunu umarım çok beğenirim. Şimdi geçeceğimiz kitaplar kutulu kitaplar ama ondan önce benim başka bir kutulu kitabı göstermem gerekiyor. Çünkü bu kitabı da Eylül ayının başında aldım. Ama Eposuz Dükkan'dan sipariş ettim. Kitap sipariş etmeyi beklememin sebebi Eposuz Dükkan'da bayağı indirimdeydi Leman Veli'nin Rota kitabı. Ben de dayanamadım aldım. Devam kitabı henüz çıkmadı. Devam kitabı Eylül'de çıkacakmış. Bu çok iyi bir haber. Ama hangi gün çıkacağı belli değil. Eylül'ün sonuna zaten gelmek üzereyiz. Bir şey olacağını sanmıyorum, o yüzden içim rahat aldım. Ve indirimde kaçırmak istemedim. Bu arada ben artık bu indirim haberlerini Instagram hesabımdan önceden veriyorum. Çünkü ben bu videoyu editleyene kadar indirim bitmiş oluyor ve ben yayınlıyorum. Sonra siz diyorsun ki ama yok böyle bir indirim. Ama bu benden kaynaklı bir şey değil. İndirim bitiyor yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden eğer indirimlerden önceden haberdar olmak istiyorsanız özellikle beni şuradaki görmüş olduğunuz Bookstagram'dan takip edin. Dilerseniz de benim hesabım da şurada bir yerde var. Bookstagram hesabımı hala aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Hatta Rota'nın Reels'ını da çekmiş ve yayınlamış olmam gerekiyor. Az sonra bu Karbon'un da Reels'ını çekeceğim. Yani Bookstagram'ı takip ederseniz her şeyden daha önce haberdar olabilirsiniz. Şimdi kutuyu açıyoruz sizinle. Ben öncelikle kutulu kitapları çok almıyorum. Çok da hani böyle gerekli olduğunu düşünmüyordum. Ama görünce içindekileri dedim ki Cennet bunu almalısın. Çünkü içerisindeki minik kartları çok istedi canım. Kapağı şu şekilde yukarıdan açılıyor. İlk önce kitabımızı göstereyim. Kitap böyle turuncu. Kapağı da şöyle. Kapağını da çok beğendim. Rengi özellikle çok güzel. İçinde de şöyle bir sınıf var. Sonra çıkartmalarımız var. Sonra çıkartmalarımız var, şöyle içinden çıkıyor bakın. Ben keşke çıkartmalara kıyıp kullanabilsem ama çok da kullanabildiğim bir şey değil çıkartmalar. Kullanınca hepsi gidiyormuş gibi geliyor ama kullanmayınca da böyle çok saçma duruyorlar. Bilmiyorum ne yapacağım. Posterini göstereyim size ilk önce. Aslında bu bir poster değil, bu bir harita. Yalnızca bir tahminde bulunacağım. Yüksek ihtimal kızımız bir yerlere giderken buradan haritadan bir yerleri işaretliyor veya gitmek istediği yerleri işaretliyor. Hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz ki tahminlerim asla çıkmaz, o yüzden böyle değildir. Sonra şöyle bir ayracımız var. Asla görüp görmenizden haberim yok. Ve en sevdiğim şu kartlar. Kartları çok güzel hazırlamışlar. Kim hazırladıysa emeğine sağlık. Alıştırma beni kendine Bulut. Gidersin sen ya da ben giderim. Gideriz birimiz, biteriz ikimiz. Yapma bunu, sevme beni. Sevdirmeye çalışma kendini. Sen kimsin? Gün ışığını öldüren biri. O yüzden kim olduğunla ilgilenme, yoksa sönersin gün. Çünkü Bulut'un kalbi gün ışığıdır. Yaşamak için bir kalbe ihtiyacım var. Bunları da çok beğendim. Şimdi diğer kutulu setlerimize geçiyoruz. Yine herkesin aldığı ve benim 4 kitap olacak diye almadığım bir seri. 4 kitap olacak oluşu birazcık üzdü açıkçası ama yapacak bir şey yok. Bunun kutulu setini almamın sebebi şömizlerinin 4 tane veya 3 tane oluşu değil gerçekten. Çünkü şömizin o kadar olması beni çok da bağlamıyor ama içerisindeki kartlar için çok istedim yine. O yüzden hemen açıp o kartları görmek istiyorum. Öncelikle ilk kitabımıza başlayalım. İlk kitabımız Dörtler ve Varisler. Eminim ki budur. Bu sefer eminim. Bence bu. Kapağın şeyine bakalım. Siyah oluşu çok güzel bu arada. Gerçekten siyah olmasına bittim zaten. Şöyle önünde bir sembol var. Eminim ki bir anlamı var kitapta ama henüz biz bilmiyoruz. Kenarları da şöyle yıldızlı. Açıyorum. Bu da alttan açılıyor. İlk önce şömizlerimiz çıktı içinden. Şöyle alayım mı ben bu şömizleri? Toprak şömizi. Eğer toprak burcuna mensupsanız. Anladınız siz. Bu toprak için. Bu hava için. Bu ateş. Şu an detaylı eğer göremiyorsanız ben bunların fotoğrafını falan Instagram hesabımda dediğim gibi eminim ki yayınlarım bir şekilde. Ama şimdilik bakamıyorum görüyor musunuz diye. Ve benim şömizim. Harika değil mi? Benim şömizim bu olmasaydı çok üzülürdüm bu arada. Çünkü çok güzel. Umarım güçlü bir karakterdir. Sanırım öyleymiş. Emin değilim ama. Sadece su, yani bu karakterin başına bir şey geliyor spoilerını yemiş olabilirim. Bir de sanırım şu ateş toprağın oğluymuş galiba. Öyle bir spoiler yedim saçma sapan. Umarım çok da bir önemi yoktur bu spoilerin. Siz de yememiş olursunuz. Asıl
ikinci kitabın su şömizini çok beğendim. O şömizi de birazdan göreceksiniz zaten. Ve kitabımız siyah. Kutunun üstündeki şeyden var. Çok güzel. Siyah olanlara dediğim gibi çok bayılıyorum. İçi siyah olanlar, dışı siyah olanlar. Her türlü. Devam ediyoruz. Yine posterle gideceğim. Yine poster kullananlar için çok güzel bir poster. Bilmiyorum. Belki bir gün böyle bana gelirler ve ben de derim ki of poster kullanacağım. O gün gelirse atarız bir yerlere bunları. Ama bu tabii en erken 2 yıl sonra falan olur. Çünkü daha okulun bitmesine 2 yıl var. Şöyle oy ayrıca çok güzel. Ama ben bunu çok beğendim bakın. Keşke görüyorsun. Yine netliyormuş gibi yapayım da belki netler. Ve işte onlar. İkizler terazi kova sen havasın nefes verensin. Oğlak boğa başak sen topraksın yaşam verensin. Koç aslan yay sen ateşsin yok edersin. Yengeç akrep balık su seninle oynar su seni hapseder. Su seni delirtir ve deliler toplumda barınamaz su taşar diyor. Şimdi diğer kutumuza geçiyoruz. Krallar ve soytarıları. Yine şömizlerimiz var. Ama ben bu diğer şömizlere ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. İçinde kitap olmadan arkadaşlarıma hediye vermemin de bir anlamı yok. Size vermemin de bir anlamı yok. O yüzden bilmiyorum. Kalacaklar böyle yükselimler. Hava şömizi şu şekilde. İsmini ilkini hatırlıyorum. Nagihan ikincisini hatırlamıyorum. Çünkü NG diye geçiyor o yüzden bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Gaye olabilir. Emin değilim. Nagihan diyelim. Nagihan YouTube hesabında açıklamıştı. Demiş ki şömizlerimiz seri ilerledikçe azalacak. Yani ilk kitapta 4 şömiz vardı. İkincisinde 3, üçüncüsünde 2 ve son kitapta da 1 şömiz olacakmış. Öyle söyledi. Görmüş olduğunuz üzere toprak ve ateş şömizi birleşmiş burada. Ve son olarak harika değil mi? Yani gerçekten eğer su burcu olmasaydım bunu kullanamayacağım için üzülürdüm. Sanırım su burcu olmasaydım da bunu kullanırdım ama olsun konumuz bu değil. Bence çok güzel şömizi. Ben bayıldım. Kim çizdiyse emeğine sağlık. Çok güzel. Kitabımız şu şekilde önündeki amblemi kutunun önündeki amblemiyle aynı. Sonra şurada bir posterimiz var. Şöyle bir posterimiz var. Ve kartları. Kartları keşke diğerleri gibi olsaydı diye düşünmedim değil ama şu kart bu şekilde bu kadar güzel olduğu için ve büyük olduğu için de mutlu olmadım değil. Size arkalarını okuyayım mı? Hava varsa son ay. Hava krallığının gizli silahı. Bunlar biraz spoiler'a giriyor. Bunları okumasam olur mu size? Bence olur. Ben de spoiler yemeyeyim. Siz de yemeyin. Çok güzeller ama. Çok beğendim. Kendisinin ayrıca da şu şekilde. Bu arada sizden çok özür dileyerek şunu göstermem lazım. Bu rotanın içerisinde vardı kutunun içerisinde de göstermeyi unuttum. Düz siyah şöyle not defteri gibi. Sanırım her şeyi gösterdim. Umarım her şeyi göstermişimdir. Zaten diğerlerinin araçları vardı. Tamam herhalde bir sorun yok. Şu an dışarıdan kuş ötüyor. Tamam sorun yok. Bence her şey tamam. Siz görmüş olduğunuz bu kitapların hangilerini okudunuz? Hangilerini okuyacaksınız? Hangilerini merak ediyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşın. Lütfen spoiler vermeyin. Ama şu kitapların devam kitaplarının ne zaman çıkacağından eminseniz ve tarihlerini biliyorsanız da bana söylemeyi unutmayın. Daha fazla bu türde kitap alışverişi videoları istiyorsanız videomu aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aldığım kitaplardan ve indirimlerden daha önceden haberdar olmak için görmüş olduğunuz Instagram hesaplarına beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Bitirdim kuş artık susabilirsin.